Tanzan Yaya. Hoş geldin. Mehmet Han, welcome Tanzania. Jambo, jambo bana. Habari gani, zuri sana. Evet, Tanzanya'dan Matarani köyünün telalesindeyiz. Evet, şu an gördüğünüz Matarani şelalesindeyiz. Welcome in Amili Banjaro, Mahemeti. Welcome in the Shangaraido, Mahemeti. Yeşil! Siyah! En büyük deniz boat! Şu an tepede karları görüyorsunuz. Ngesema jina. Kilimanjaro, 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 Kilimanjaro. Okay. Kayıttayız şu an. Aga, Likwa. Evet, şimdi çok enteresan aslında, çok da şaşırıyorum sevgili izleyiciler. Çünkü ben alışık değilim açıkçası. Neye alışık değilim? Evet, Mehmet Han, bir gezgin ve Tavaslı bir gezgin. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet, şimdi ben açıkçası Tavaslı hiç rastlamadım. Hem Tavaslısın hem gezginsin. Evet. Biraz anlatır mısın öykünü? Ben ilk başta kendimi tanıtayım. Ben Mehmet Han.
Hollanda'da yaşıyorum. Aslen Tavaslıyım. Tavas'ın içinden mi yoksa? Tavas'ı merkezdenim, evet. Tavas'ın içindenim. Bir işçi ailesinin çocuğusun, evet. Herhalde değil mi? Baban yıllar önce Hollanda'ya gitmiş. Evet, aynen. Sen orada doğdun. Evet, ben orada doğdum. Daha sonra ilkokulu eğitimimi Tavas'ta okudum. Sonra tekrar 13 yaşında tekrar geri döndüm. Herhalde baban kararsızdı. Bir evet, ara geri dönüş. Türkiye'de yetiştirmek istedim. Evet. Sonra baktık ki olacak gibi değil, tekrar döndüm, evet, Hollanda'ya. Evet, öyle oldu. Sonra işte 13 yaşında tekrar Hollanda'ya geri gittim ve orada eğitimimi tamamladım. Şu an orada çalışmaktayım. Galvaniz bir iş yapıyorsun galiba. Bir galvaniz, evet, firmasında çalışıyorsun galiba. Galvaniz üzerinde. Evet. Nasıl Hollanda'da çalışmak, nasıl yaşamak, nasıl Mehmet? Hollanda'da çalışmak işte gurbet özlemi, yani ama memleket özlemi oluyor. Sen bir gezgin olarak gurbet özlemi biraz az olması mı gerekiyor Mehmet? Çünkü gezginler biliyorsun gider, evet, ve uzun zaman sonra döner. Yani böyle, evet, bir şey vardır aslında, alışkanlığı vardır ama. Doğru. Ama sen yeni gezginsin o zaman. Evet, ben 5 yıldır seyahat yapıyorum. Ve dünyanın birçok ülkesine seyahat ettim. İşte seyahatlerim genelde kısa, 9 gün. Gittiğin ülkeler Tanzanya, Zanzibar, Vietnam, Küba, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri. Avrupa'da ise Lisbon, Roma, Barcelona, Londra, Paris, Berlin, Brüksel, Amsterdam gibi, evet, Avrupa'da gezdiğin, evet, ülkeler var. Şimdi Mehmetciğim sen Tavaslısın. Annem babam döndüler mi yoksa? Hayır, annem babam şu an dönmediler. Ama emekli oldukları için uzun süre burada kalıyorlar. 6 ay gibi bir süre burada. 6 ay gibi bir süre. Tavas'ta yaşıyorlar öyle mi? Tavas. Hayır, deniz, buradayız, denizdeyiz. Denizdesin, merkezdesin, evet, zaten, evet, öyle mi? Peki kaç kardeşsiniz Mehmet? 3 kardeşiz. 3 kardeşsiniz. Mehmet, ben seni şimdi Facebook'ta tanıdım. Evet. İlginç geldi bana çünkü... İnsanların gitmek istediği yerler tamam, Avrupa'dır, Amerika'dır, belli noktalar var. Fakat Tanzanya. Neden Tanzanya Mehmet? Neden Tanzanya? Şöyle açıklayayım. Bir görüntümüz varsa Tanzanya ile ilgili sevgili Hasan. İlk başta Avrupa ile başladım. Avrupa, yani Hollanda'da yaşadığım için Avrupa'nın başkentlerine seyahat ettim. Daha sonra bu bende bir özlem uyandırdı. Dünyayı, bütün ülkeleri, bütün her köşesini görmek istedim. İşte Afrika'da Tanzanya'yı seçtim. Her seferinde bir kıtayı seçiyorum. Asya'da Vietnam'ı seçtim. Amerika'da Küba gibi yerleri. O yüzden yani. Tanzanya'nın ama özellikle çok da böyle bir baktın. Hani, evet, şey deriz ya böyle. Mehmet affedersin, hani haritada böyle elinde böyle rastgele çıkarsın. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Tanzanya'ya gidersem bir taşla iki kuş vurma gibi bir durum vardı. Çünkü safari olayı vardı. Orada Arusha Ulusal Parkı'nda safari yaptım. Ne yaptın safari derken? Nedir safari Mehmet? Safari yani bu yırtıcı her türlü hayvanları, o beş büyükleri, aslanları, fil, ahtapot falan, her türlü farklı hayvanları orada kendi doğal yaşam gözlemlemek, doğal yaşamını fotoğraf çekmek. Ama vurmak değil tabii ki. Hayır. Yani doğal, kendi yaşadığı, evet, ortamı gözlemliyorsun. Evet, gözlemledin, aynen, mi? Gözlemledim ama beş büyükleri değil tabii. Aslanlar yoktun. Tabii biraz kısmet işi, evet, galiba biraz da bu işler değil, evet, mi? Gidip de bir de mevsim, var. Evet, mevsimine göre değişiyor. Nasıldı mevsim o bölgelerde? Yıl 12 ay hep sıcak mıdır? Evet, Mehmet? Sıcak. Sadece Tanzanya'nın bir yağmur sezonu olur. Ben de yağmur sezonunun başında gittim. Nisan ayının sonu. Mehmetciğim, Tanzanya halkın inanışları, yerel inanışlar mı var yoksa nedir? Neye inanıyor bu insanlar? Tanzanya'nın Tanzanya karasında Hristiyanlık yaygındı. Ama oradan Zanzibar Adası'na geçtim. Özel bir bölge, Tanzanya'ya bağlı. Orada Zanzibar'ı da, duyuyoruz, evet. Orada da İslamiyet. Yoğun. Zanzibar'da yani. İslamiyet yoğun ama diğer Zanzibar'ın dışında da Hristiyanlık ama. Evet. Sanıyorum bu Hristiyanlık biraz bizim Alevi vatandaşlarımız gibi Müslümanlığın Anadolu'da özgü biçimi gibi bir şey Hristiyanlık herhalde. Yani tam bildiğiniz anlamda Hristiyan değil galiba. Yerel dinler de ilave edilmiş, evet, değil mi? Doğru. Böyle... Evet. Tabii dünyanın her bir tarafında gittiğimde İslamiyet, yani Vietnam'a gittim. Orada da vardı Müslümanlar. Küba'da vardı. Ama her ülkede yani fark yapıyor. Ya, fark o inanışlar ediyor. Yani kendi inanışlarını da eklemişler. Evet. Veya bir takım şeyler de
birleştirmişler, öyle gözüküyor değil mi? Evet. Bu aynen. Dünyanın her tarafında var aşağı yukarı. Doğru. Tabii özellikle Afrika'da ben de gözlemlediğim kadarıyla Hristiyan olsun ya da başka dinlerde olsun, Müslüman bile olsalar kendi inançlarında eklemlemişler bu Müslümanlığa veya Hristiyanlığa. Tabii aslında çok da zengin bir şey yaratıyor böyle, benim gördüğüm kadar çok farklı bir inanış da ortaya çıkıyor aslında böyle, evet. Karmaşık bir inanış ortaya çıkıyor. Doğru. Mehmet şimdi hakikaten çok enteresan. Şimdi Hollanda'dan sen kalktın Zanzibar'a ya da Tanzanya'ya gittin. Tanzanya'ya evet. Nasıl anlaştın o insanlarla? Yani İngilizce biliyorlar ama... Evet İngilizce biliyorlardı. İngilizce biliyorlar. Bir de kendi dilleri Şivalili var. Biraz da el kol böyle şey... Beden dili diyorsun. Beden diliyle anlaşmaya çalıştık. Şimdi ben özellikle benim şu dikkatimi çektim hemen. Şimdi Tanzanya deyince aklıma benim Kilimanjaro geliyor. Yani evet. Bu da neden geliyor? İşte Ernest Hemingway'in ünlü bir romanı var. Kilimanjaro diye. Evet. Afrika'da. Afrika'nın en büyük ve her zaman tepesi karlı olan. Evet. Ve bildiğim kadarıyla ben gitmedim ama Mehmet, Kilimanjaro bizim Ağrı Dağı gibi efsanevi bir dağ. Evet. Yani oradaki yaşayan yerlilerin kutsal diye tabir ettiği. Hatta bundan 40-50 yıl önce asla tepeye çıkmadıkları. Anladım. Çünkü onların inanışlarında dağın yaşadığı, dağı rahatsız etmemek gerektiği, ki aslında çok güzel bir düşünce. Yani çevreci bir düşünce aslında. Ne hissettin bu Kilimanjaro'ya varınca? Ki bizim Ağrı Dağı büyüklüğünde 5000 metre civarında yani. Evet. Muhteşem bir dağ herhalde. Evet. Nasıl? Ne hissettin? Yani çok muhteşem bir duyguydu. İşte Afrika'nın yani ün yapmış bir dağı. En yüksek dağı. Yani orada Kilimanjaro'nun her şeyi yapmışlar. Yani Kilimanjaro adam yani onların tükettikleri biradan olsun. Her tür şey Kilimanjaro adını vermişler. Şarkıları vardı. Yöresel dansları vardı Kilimanjaro ile ilgili. Oo. Zaten onunla ilgili bir marka haline mi getiriyorlar? Evet, marka haline gelmiş Kilimanjaro kesinlikle. Çok enteresan ya. Ben de gitmek isterdim muz, ama. Gittiğim bölgede muz üretimi vardı. Yani her yer muz ağaçlarıyla doluydu. Muht bakar mısınız? Hasan bunu tam verelim lütfen. Evet. İşte bir buraya tırmanma imkanım olmadı. Bakar mısınız? Bizim Ağrı Dağı heybetinde insana dağ terbiyesi veren bir görüntü. Kilimanjaro, Afrika'nın en yüksek dağı. 5000 metrelerde. Muhteşem bir dağ. Hasan, çevresinde dolaştın galiba bunun, öyle mi? Çevresinde mi dolaştın bunun? Ne yaptınız? Ben bunun eteklerindeydim. Sabah yürüyüşü evet, yaptım. Matarenu Kuyu bunun yakınlarında mı? Evet, Matarenu Kuyu bu dağın eteklerinde. Kurulu ve Chaka kabilelerinin yaşadığı bir köy. Orada bir gece çadırlarda bunlarla birlikte kaldım. Bu sen yerel dans mı yapıyorsun burada? Evet, yerel dans. Bunları, ne yapıyorsun Mehmet? Chaka kabilelerinin yerel dansı. Oraya gelen turistleri bu şekilde dans ederek karşılıyorlarmış. Ben de onlara eşlik ettim. Harika ya, yani bu yerel bir dans öyle mi? Evet, yerel dans. Peki şimdi sen tek başına gittin, bir turla evet. Falan gitmedin. Hayır. Şimdi insanların aklına tabii ya tek başınasın. Yerinde muhtemelen işte bir takım para var, şu var, bu var, değerli eşyaların var. Evet. Tehlike var mıydı? Ya da böyle bir şey hissettin mi? Yani tehlike yoktu. Yani öyle bir şey yaşamadım yani tehlike. Şu ana kadar yani yaptığım seyahatlerin hiçbirinde başıma öyle bir olay gelmedi. Gelmedi. Bir önlem aldın mı ya da herhangi bir şey yok? Önlem almadım, hayır. Hmm. Zaten gittiğim yerler genelde böyle otantik yerleri tercih ediyorum genelde. Yani turizmin daha az olduğu yerler mi bunlar ya da insanın yoğun olarak gitmediği yerler mi? Evet. Daha böyle yerel kalmış evet, bölgeler evet. Mi? Mehmet? Onun evet öyle yerleri tercih ediyorum. Bozulmamış bir anlamda evet. Yani değil mi? Dejenere olmamış. Ama görülmesi gereken, kesinlikle görülmesi gereken güzel yerler. Burada bildiğim kadarıyla Hasan kardeş şimdi ekrana verirsen deniz sporlu taraftar varmış galiba Tanzanya'da. Onu bir gösterebilir miyiz? Evet. Yani deniz sporunun oraya kadar ben gittiğini bilmiyordum Mehmet. Evet, orada... Önce bir ekranı, görüntüyü bir izlersek. Yeşil! Siyah! En büyük deniz sport! Yeşil! Siyah! En büyük deniz sport! Ya Mehmet, harika! Ses çok enteresan. Bu Tanzanya'da deniz sporlu taraftarlar varmış. Nasıl oldu bu iş Mehmet? Evet. Ben dünyanın gittiğim her yere giderken yanımda fanatik olduğum takımımın deniz sporun atkısını, formasını yanımdan hiç eksik etmiyorum. Süper.
Orada da kaldığım Materuni köyünde böyle bir şey yapmak istedim. Yani oradaki kabilelerin çocuklarıyla birlikte formaları falan. Yani deniz sporu Afrika'nın öteki ucunda bile, Zanzibar'da bile neredeyse söylettin. Evet. Hep beraber deniz sporu orada yeşil, olarak evet, yeşil siyah, bağırttınız yani. Afrika evet. Çınladı deniz sporu diye. Aynen. Mehmet, daha sonra sağlık. Döndükten sonra işte o formamı istemişlerdi benden. O zaman tabii orada verme şeyim yoktu. Daha ülkenin farklı yerlerine gidecektim. Orada da fotoğraflar çekilecektim. Hollanda'ya döndükten sonra onu kargoyla onlara Materuni köyüne o aileye gönderdim. Seni tebrik ediyorum. Kargo ücretinden sevmedin. Evet. Evet, tebrik ediyorum seni. Peki Mehmet, Tanzanya'da en ilgi çekici senin şu an unutamadığın bir anın var mı? Orayla ilgili bir anın var mı? İlginç olabilecek, en ilginç, şaşırdığın, beklemediğin. İşte o Tanzanya'da Chaka kabileleriyle geçirdiğim gün diyor. Chaka kabileleri. Chaka kabileleri. Çok mu kabile var orada? Evet, Chaka kabileleri var kuzey Tanzanya'da bölgesinde. Bir de diğer kabileler de var tabii ki. Ama ben barış içinde yaşıyor değil mi? Bunlar herhangi bir kavga, hayır, savaş kavga yok yani. Öyle bir savaş, iç savaş olsun, hiçbir şey yok yani. Hristiyanlar, Müslümanlar arasında da bir sorun yok. Hepsi barış içinde yaşıyorlar, evet. Umarım bu devam eder Mehmet için. Evet, umarım inşallah. Hiçbir zaman bozulmaz, tüm dünyaya barış hakim olur. Mehmet, gittiğin ülkelerin bir tanesi Vietnam. Şimdi bildiğin gibi Vietnam maalesef yakın zamanımıza kadar, 1975'lere kadar acıların bir ülkesiydi. Evet. Yaklaşık 3 milyon 700 bin insanı Batılı müttefikler, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere öldürdü. Vietnam'da insan öldürdüler. Aynen. Milyonlarca ton bomba atıldı, topraklar zehirlendi, kirlendi, tecavüzler, çocukların yetimeksiz kalması, inanılmaz bir insanlık dramı yaşandı. Amerika tarafından bu insanlığa yaşatıldı. Evet. Sen Vietnam'a gittin. Halen böyle bir savaşla ilgili bir etki var mıydı senin gözlemlediğin Mehmet? Tabii oradaki yaşayan halk... Gerçi 40 yıl oldu. Çok evet, 40 yıl oldu ama yaşlılarda tabii ki vardı savaş şeyleri, psikolojik manın tabii etkisi vardı. Bir de savaşın olduğu o topraklara gittim. Tanzanya'nın Vietnam'ın güney Vietnam'a Ho Chi Minh şehrine. Ho Chi Minh ünlü bir komutan tabii orada. Evet, aynen. O 1970'lerdeki en ünlü komutanlardan Saigon şehri diye geçiyor ama sonra adını onu Ho Chi Minh diye yapmışlar. Herhalde şöyle bir şey vardı o dönemde. 1 2 3 Ho Chi Minh, daha fazla Vietnam. Evet. İşte orada Koşi bölgesini geçtim. Tünellerin olduğu. O tünellerde o savaşı birebir yaşadım. O hatta orada kullandıkları, attıkları silahlardan bile atışlar yaptım. Turistler. Öyle bir şey var yani. Var, evet. O birebir o savaşları, o savaş tanklar, müzesi gibi bir şey bu. Evet, var. Halka açık. O silahlarına atabiliyorsunuz. Atış poligonu yapmışlar. Orada mermilerden alarak onların attığı mermilerden. Ama inanılmaz bir direniş gösterdi Vietnam halkı. 4 milyon insanın ölümü pahasına ama sonuçta tabii zafere ulaştı ama bu tabii nasıl bir zafer onu da düşünmek lazım. Ya da Amerika'nın bu saldırganlığını tekrar bir herhalde düşünmemiz gerekiyor. Evet. Şu anda olduğu gibi aslında değişen bir şey yok belki Mehmet. Mehmet, peki Vietnam'da bir rehberin mi vardı? Nasıl geldin Vietnam'a? Nasıl anlaştın? Ne yaptın? Neler yedin orada? Evet, Vietnam'da biraz anlaşmak zor oldu. Onların İngilizce konuşamıyorlar. Çok kötü. Yani sadece rehberler aracılığıyla. Rehberi nasıl buldun orada? Rehberim... Bütün aynı rehberle mi gezdin? Hayır, hayır. Ülkeyi? Kesinlikle değil. Çünkü ben kısa dönemde 9 günlük bir seyahati 9 günde sığdırabilmem için paket halinde seyahatler alıyorum. Önce Vietnam'ın kuzey kısmından başladım. Hanoi şehrinde. Orada 2 gün kaldım. Daha sonra oradan ünlü Halong Körfezi'ne geçtim. Bu arada motor sayısı inanılmaz. Mehmet. Evet. Dünyanın en çok motosikletli şehri Hanoi şehri. Oh, bu resmi rakam mı söylüyorsun? Evet, resmi rakam. Kesinlikle yanlış hatırlamıyorsam. Milyonlarca kişi başına 2 motosiklet düştüğünü tahmin çok ediyorum. Çok enteresan, evet. Gerçekten. Çok enteresan. Evet. Hanoi'yi gezdin. Hanoi'ye gezdim. Oradan Ho Chi Minh City'yi gezdin. O en son gün oradaydım. Daha sonra Hanoi şehrinden Hoi An şehrine geçtim. Hoi An. O Vietnam'ın orta kısmında. İşte her gittiğim bölgede farklı rehberler beni karşıladılar. Havaalanını da karşıladılar. Önceden bunları ayarladın o zaman. Evet, önceden ayarladım. Beni sadece yönlendirdiler. O şekilde
Vietnam nasıldı peki? Genel olarak beğendin mi? Tavsiye ediyor musun izleyicilerimize? Evet, kesinlikle ediyorum. Uzak nesini tavsiye ediyorsun Vietnam'ın? Duası. Duası bir harikaydı. İnsanlar evet, sıcak. Sıcakkanlı. Halong Körfezi'ni kesinlikle ve kesinlikle görmelerini tavsiye ediyorum. Mehmetciğim çok güzel. Şimdi Küba'ya geçeceğiz ama Küba'ya geçmeden kısa bir ara.